Her günü sayın seyirciler, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Kayseri Şubesi, Sabancı Kültür Sitesi ev sahipliğinde açtığı karma resim sergisiyle engellilere destek veriyor. 3-5 Aralık tarihleri arasında gezilebilecek olan sergide satıştan elde edilecek gelirin %30'u ZİÇEV'e bağışlanacak. Karma Resim Sergisi adında Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen sergide Güzin Arısoy, Vahit Talip, Teymur Ağlıoğlu, David Agrelitze ve Aydın Baykara'nın resimleri yer alıyor. Sergi hakkında bilgi veren resim sanatçısı Aydın Baykara, sergiden elde edilen gelirin %30'unun ZİÇEV'e bağışlanacağını belirtti. Kayseri arkadaşlarımız bizleri davet ettiler buraya. Zihinsel özürlüler için bir sergi düzenlememizi istediler. Bizler de onlara yardımcı olmak babından hep birlikte geldik buraya. Bu serginin bir özelliği de şu, Türk devletlerinin sanatçıları da bir arada var burada. Çünkü onlarla birlikte biz bir bütün olarak düşünüyoruz. Zaten web sitemizin amacı da bu. Turkishpaintings.com Türk sanatçıları içeren bir site. O yüzden bu Türk topluluğunun sanatçılarını da bir araya getirmeye çalıştık. Keşke %100'ünü verebilsek ama sanatçıların durumu da bu ara pek iyi değil. Yani ancak zevahiri kurtarmaya çalışıyoruz biz de. O yüzden %30. Ama ileriki yıllarda belki sanat biraz daha oturursa Türkiye'de daha yüksek meblağları da vermeye çalışacağız. Yani elimizden gelen şu an o. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Kayseri Şubesi Başkanı Süleyman Sağlam, ZİÇEV'in amacını dile getirerek vakfa başvuran zihinsel yetersiz çocukların eğitimi ve topluma kazandırılması için çalıştıklarını söyledi. Çok değerli yani internasyonel çapta isim yapmış değerli insanlarımız vakfımıza bir noktada yardım için lütfettiler, Kayseri'ye geldiler. Şimdi bu resimler genellikle doğa resimleri ve mutlaka bu işleri anlayanlar bunların kıymetini bilir ve tabii insan aklının ve vicdanının verebildiği kadar bundan yapımcılar kendilerini vermek suretiyle meydana getirmişler ve insan ömrü en kutsal şey. Şimdi bu türlü resimlerin bir kısmı geliri de vakfımıza ait olmak üzere lütfettiler, geldiler. Vakfımız genel olarak isminden de belli olacağı şekilde zihinsel engelli çocukları topluma kazandırmak amacıyla çalışan ve o türlü bir gayret sarf eden bir kuruluş. Şimdi bu çocukların genel olarak isminden de belli, affedersiniz tuvaletine gidemez, yemeğini yiyemiyor, hepsinin bakıma ve yakın bilgiye ihtiyacı var. Anne babaların da o çocukların yaralı insanlar ve netice itibariyle onlar da bize büyük bir gayretle destek veriyorlar. Gününde Ankaralı ressamlardan engelli vatandaşlarımıza anlamlı bir destek geldi. Sabancı Kültür Merkezi'nde açılan resim sergisinin gelirinin bir bölümü engellilere verilecek. Kısa adı ZİÇEV olan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nın teklifi üzerine Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde Ankara'nın ünlü ressamları bir sergi açtı. Karma resimlerden oluşan sergiden elde edilecek olan gelirin %30'u ZİÇEV'e verilecek. Sergiye katkı veren ressamlardan Aydın Baykara, serginin Türk devletlerinden gelen sanatçılardan oluşması gibi bir özelliği var. Ankara'nın ünlü ressamlarından Güzin Arısoy, Teymur Ağlıoğlu, David Ukrelitsa, Vahit Talip ve ben aramızda bir birliktelik oluşturuyoruz. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na yardım amaçlı bir sergi açtık ve tüm Kayseri halkını sergimize davet ediyoruz dedi. Buraya gelmek bize hep mutluluk verdi. Gerçekten. Sergiye gelsinler. Sergiye satışı. Herkes gelsin. Herkes gelsin, görsün bizim resimlerimizi de. Hoşumuza gider tabii. Onları bağrımıza basmak istiyoruz. Biz bütünleşmek için geldik buraya. Gelmezlerse üzülürüz. İstemederim yani. Kayseri'den bir zaman çok başka bir heyecan oluyor bende. Çok heyecanlanıyorum. Bilmiyorum neden. Herhalde Kayserilerin verdiği sıcaklıktan kaynaklanıyor. Çok heyecanlanıyorum. Ve büyük bir heyecanla, mutlulukla geliyorum buraya.
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Başkanı Süleyman Sağlam ise kendi branşlarında çok başarılı olan değerli sanatçı arkadaşlarımız bizi kırmadılar ve bu konuda bize yardımcı olmak amacıyla Kayseri'ye geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum dedi. Bu zihinsel engelli çocukları topluma takdim etme şansımız oluyor. O çocuklar tabii topluma az da olsa bizim katkımızla girebildikleri ölçüde biz başarı hanemize bir şeyler yazıyoruz. Bunun için de elden gelen bütün gayretimize çalışıyoruz. Vakfımız bir kamu yararı taşıyan, yani bir takım devlet ve kamunun yardımını alan bir vakıf. Ayrıca sosyal devlet ilkesine de uygun olarak devlet de o çocuklara bir miktar bağışta bulunuyor. Ama ne yazık ki onlara yeterli bir okul, yeterli bir tesis yapılamamış şimdiye kadar. Devlet de onu veremiyor. O boşluğu doldurabilmek için çok değerli yardımsever arkadaşlarım ve bilhassa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Sayın Vali'nin ve ayrıca Melik Gazi Belediye Başkanı'nın yakın takipleri ve yakın destekleriyle yardımsever çok değerli Kayseri eşrafından bir takım değerli insanların da yardımıyla harika bir tesis yapmak üzereyiz. O tesis bitmek üzere ve Türkiye'de de zannediyorum sıraya girebilen, hatta birinci olarak tavsiye edeceğimiz bir güzel tesis. O tesiste çocukların her türlü eğitimini, çünkü bu yönetmeye çalıştığımız çocuklar tuvaletini affedersiniz yapamıyor, yemek yiyemiyor, benzeri doğal ihtiyaçtan gideremiyor ve yardıma muhtaç o çocuklar. Şimdi insanın en büyük hazinesi, zenginliği beynidir, aklıdır, ruhudur. İşte o konuda onlara yardım sunmanın hepimiz gayreti içerisindeyiz.